Gökhan Kaya'nın İlham Çomak için Bir Mumda Sen Yak başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Şair İlhan Çomak 27 yıldır cezaevinde. 27 yıl. 27 yılınızı bir düşünün. Bazılarınızın o kadar yılı yok belki. Bütün hayatınız. Bazılarınız için çocuğunuzun büyüdüğünü görmek, bazılarınız için en güzel bütün yıllarınız, başarılarınız, aşkınız, evliliğiniz. Bazılarınız için anneniz, babanızla geçen zamanlar. İlhan Çomak bütün bu anları dört duvar arasında yaşadı. Bunu hayal etmek zor biliyorum. İnsan, empati yeteneği zayıf bir varlık. Başkasından nefret etmesi için yolun karşı kaldırımına geçmesi yetiyor. O, yine de hayata tutunmuş, direngen bir ot gibi kayaların arasından sızmış, çiçek açmış. Cezaevinde 8 şiir kitabı yazmış. Bu satırlar ona ait. Bir sabahı seçerken suyun omurgasında, gecikme yeni bir tanımdır. Ah hevesim, durmadan bakan yerim. Hatırladım, masumiyet bir eşiktir. Hatırladım, çiçek kuruları içinde hayat senin çarendir. İlhan Çomak genç bir üniversite öğrencisiyken gözaltına alındı. Hakkında hiçbir somut kanıt olmadan müebbet hapse mahkum edildi ve 27 yıldır cezaevinden çıkamıyor. Bu ülkede çeteciler, seri katiller, seri tecavüzcüler 10 yıl hapis yatmıyor ama İlhan Çomak gibi biri devletin derin nefreti ve kastıyla yatabiliyor. Bu senin oğlunun, yeğeninin, kızının, arkadaşının başına da gelebilirdi. Sonraki yıllarda da defalarca gelmedi mi pek çok kişinin başına aynı şeyler. Şimdi her yerde adalet arayan insanların çığlığıyla karşı karşıya kalmıyor muyuz? Biliyorum, bize bizden farklı olanın ne kadar kötü ve her şeyi hak ettiği öğretildi hayatımız boyunca. Ailemiz, devlet, okul, televizyon tarafından. Ama bunun böyle olmadığını, çoğumuz sadece ayağımızı yürüdüğümüz kaldırımdan dışarı attığımızda öğrendik. İlhan Çomak'a artık kaybettiklerini kimse geri veremez. Bunu biliyorum. Ama hayatının geri kalanında biraz nefes almasını sağlayabiliriz. Oradan çıkıp ormanda yürümesini, ırmakta ayaklarını suya sokmasını, özgürce aşık olmasını belki sağlayabiliriz. Bu mümkün. Bu senin ya da benim hayatımdan biraz zaman ayırmaya değecek bir şey. Bu bugün başkası için iyi bir şey yaptım diyebilmek için bir fırsat. Geç değil. Hala zaman var. Onun sesi ol. Bir mumda sen yak. İlhan Çomak için nefes ol.